Merhaba arkadaşlar, ben İlker. Bu videoda Roskaliope'nin Roket isimli şarkısına tepki vereceğim. Yani Roskaliope de bence Derya kadar önemli isimlerden Türkçe rap'teki. Dilerseniz vakit kaybetmeden şarkıya geçelim. Evet, bayağı arabesk bir sesi var Roskaliope'nin de. Yanık bir sesi var diyelim. Hani Türkçe rap'te bu yanık sesi daha çok Ahyan'dan duymaya aşinasınızdır. Ya da daha böyle eskilerden Yener Çevik. Gerçi Yener Çevik'in sesi yanık denemez ama onda da bir bu arabesk havayı duyabiliyoruz. Tabii Ahyan bambaşka. Hani Ahyan artık birçok anlamda name yapmayı artık farklı türlerle harmanlamış birisi. Yani müezzinlik desen var, arabesk desen var, klasik sanat müziği, Türk sanat müziği söyletsen o var. Adam birçok makamı biliyor. Oyundan ayrılıyor yani. Roskaliope de bence bu anlamda önemli. Neden önemli? Bu arabesk havayı duyabileceğimiz ender isimlerden kendisi de. Evet, hızlı bir giriş yaptı. Yani şöyle hızlı, sözler sağlam, iddialı bir giriş. Rahat bu taraf, durum iyi, at vokal, sorun değil, kafam dolu hep melodi dediği aslında ne kadar iddialı olduğu. Yani biliyorsunuz birçok camiada, sadece rap camiasında değil, birçok camiada insanlar anlamadan, dinlemeden birbirlerine bok atıyorlar. Hani burada da bunun ne kadar önemsiz olduğundan bahsediyor. Hani benim kafam zaten hep melodi dolu, ben işime bakıyorum, siz ne kadar bok atarsanız zaten diyor. Ben de hakkında istediğiniz gibi atıp tutabilirsiniz diyorum yani insanlara. Çünkü ben işime bakıyorum. Kim benim hakkında ne söylediği beni ilgilendirmiyor. Kafam dolu hep melodi, rahat bırakmaz beni hiç. Kafam ayık, gözlerime iyi bak diyor bir de. Yani ben bunları ayık kafada söylüyorum sana. Kafam iyi diye böyle konuşmuyorum diyor. İddiamı ayık kafayla yapıyorum. Öyle sarhoş kafayla bazı şeyleri söyleyip sonrasında pısacak değilim diyor. Gayet iyi girdi bence Roskaliope. İster dön beni tahtama, roketin yok ki mesafe uzak. Gözleri sanki silah ama ruhunu çalmış bak senin ha. Hoş geldin uzaya bebe, ayrımı yok. Evet arkadaşlar, yani Roskaliope'yi de tutmak mümkün değil. Pes edemem yılanlara inat diyor. Tabii işte yani bu Roskaliope de aslında ortamın leşliğinden bahsediyor şarkısında ama pes etmediğinden aynı zamanda. İsterdim beni tat ama roketin yok ki mesafe uzak. Yani bu roket imgesini şeyde, Ati'de kullanıyor şarkılarında. Tabii buradaki roket bildiğimiz roket ama benim aklıma eskiler bilir roket sigarası geldi niyeyse. Hani çok iyi bir sigara değildi ama ucuzdu ve sayıca fazlaydı diye sanırım 40 tane vardı içinde. Bir dönem içmiştik. Onu hatırlattı ama tabii buradaki o roketin ona bir alakası yok. Gözleri sanki silah ama ruhunu çalmışlar senin. Ah, hoş geldin uzaya. Bebe ayrımı yok, dolu pist burada. Tut yakala, yok yer çekimi, beni tut yakala. Evet, gözlerin sanki silah ama ruhunu çalmışlar senin ah dediydim. Büyük ihtimalle sert görünmeye çalışıp ama aslında o havada olmayan tipler. Yani boşa hava basan tipler. Bunlardan bahsediyor. Dikkat ederseniz Derya'nın şarkılarında da bu var. Hani siz hava basıyorsunuz ama sizin hava bastığınız hava boş. Roskaliope de böyle diyor. Bence gayet iyi. Birazcık böyle iddialı isimleri görmek, iddialı kadınları görmek özellikle iyi. Yıldızlar,
Evet, özellikle nakarat kısmı bayağı yanık, zaten anlamışsınızdır. Nakarat kısmı bayağı yanık, özellikle böyle yapmış. Bu da bana birazcık Ahiyan tarzını hatırlattı. Hani Ahiyan'ın nakaratları hepsi yanık değil tabii ki, ama yanık olanlar da var. Bilenler bilir Ahiyan'ın tarzını. Hani bazı şarkılarında önce birazcık böyle arabesk havada girip sonra yardıran, bazılarında nakaratta arabeski vuran, kopartan bir isim. Yani burada da o hava vardır ve eminim Ros Kaliope dinleyen birçok insanın da aklına Ahiyan'la düet fikri gelmiştir. Bir feat patlatsalar ne biçim olur gibi düşünmüştür insanlar. Şarkının ikinci bölümüne geçmeden önce bir bakalım ne demiş. Güneşi yaktın bana gece yeter. Evet, güneşi yaktın bana gece yeter. Tabii replikasın meşhur şarkısında hiçbir şey gece kadar rahatsız etmiyor lafını dikkate alanlar için gecenin yetmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü gece kafayı yemek için de uygun bir zaman dilimi. Biliyorsunuz düşünceler insanın beyninin etini yer. Ama bir yandan da Ezel'in gecelerine de bakarak gece takılması da ayrı bir zevkli oluyor. Burada da onu söylüyor yine Ros Kaliope. Güneşi yaksın, gece yeter bana. Hazırım take off. Okay, sana gelemem artık. Çok geç, seni duyamam artık. Yok ses, ben uzaycı, sen hostes. Dürdürü çekemem hiç. Aklıma çelemezsin. Hakkını ver. Dökmeden ter, o zirveyi göremezsin. Ya işim olamaz seninle junkie. Bölge 51 de kanki. Kafamızda güzelimden. Burada yok bir parti. Çekilin aradan. Roketim araba. Bölge 51 dediğini duymuştur Ros Kaliope'nin. Bölge 51, Area 51 namı diğer. Ezel'in şarkısında da geçiyordu. Ezel'le UFO'nun şarkısında da geçiyordu. Vincent Kral'da Ezel söylüyordu. İkinci kısma baktığımız zaman hazırım take off diyor. Yani havalanalım, basıp gidelim manasında. Kalkışa geçelim, harekette geçelim anlamında. Sana gelemem artık, çok geç. Ya ben uzaycı, sen hostes. Gayet kıyak bir laf olmuş. Uzaycı lafı, uzaycılık. Dırdırı çekemem hiç, aklımı çelemezsin. Dökmeden ter, o zirveyi göremezsin. İşim olmaz seninle junkie. Evet, burada junkie dediği de birazcık da bu rap piyasasında işte kanabistir, şudur budur, uyuşturucu ve uyuşturucu mamulleri gibisine konuşan dostlarımıza sesleniyor herhalde junkie diyerek. Yani bu tip şeylerden bahseden, şarkılarında bu tip şeylerden bahsedenlere sesleniyor. Dökmeden ter, o zirveyi göremezsin. Yani benim geldiğim yere emek vermeden gelemezsin diyor. Tıpkı birçok rapçinin dediği gibi. Biz gibi havalandık ya, bizi ay bile tutamaz. Artık kalmadı inancım, bir sönüp bir yandık. Meteor yandım ya. İsterim yanımda kalsın, donuna yaksarsın. Beni dolunayı ver bana, dolunayı ver. Evet, beat de güzel bence. Beat kiminmiş? Evet, söz müzik Ros Kaliope'ye ait. Öyle yazıyor. Vallahi bravo. Yani bu söz müzik işi ciddiye alınması gereken bir mevzu. Yani özellikle rap yapıyorsan, yani aslında birçok müziğin birçok alanında önemli. Çünkü kendi yazdığın şeyin müziğini de kendin yaparsan ya da müziğini kendin yaptığın şeyi kendin yazarsan daha sana ait, daha özgün bir şey olur. Yani Ros Kaliope'yi bu anlamda takdir etmek lazım. O da az sayıda da olsa bu söz müziği kendi yapanlardan. Başka MC'leri de biliyoruz tabii ki, ama genel olarak prodüktör ayrı, söz yazarı ayrı oluyor bu işlerde. Mix mastering ayrı filan, ama bazen de böyle her işi üstlenen isimler olabiliyor. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Zaten şarkıyı beğendiğimi anlamışsınızdır. Bence gayet iyi olmuş bu şarkı. Tabii yani bazı insanlara fazla arabesk gelebilir, ama bence gayet iyi. Ben bu arabesk tınıları, arabesk havayı seviyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.